Ve yıllar içerisinde son derece planlı bir şekilde bu yapı beslendi, donatıldı, desteklendi ve eğitildi. Kim yaptı bunu? Amerika yaptı, İsrail yaptı, İngiltere yaptı. Binlerce tır yardım gitti bunlara. Neredeydi? Senin gözün kör müydü? Engel olamadın mı? Sen o zaman başka şeylerle meşguldün. Şimdi bu yapı burada bir terör devleti, defakto terör devleti kurmak üzere ve bu yapı anayasasını tamamladı, seçim hazırlıklarını yaptı. Ve bu yapıya sen bugün mani olmaya kalkarsan İsrail ya da Amerika geçtiğimiz günlerde yaptığı gibi önce örtülü ondan sonra da açık tepkisini verecek. Birkaç ay önce soru önergesi verdim. F-16 almaya çalışıyorlar Amerika'dan. Dedim ki bakın Amerika'da confidential, gizli bir takım mektuplardan bahsediliyor. Amerikan basını diyor ki bazı milletvekillerine ya da kongre üyelerine Amerikan hükümeti teminat verdi. F-16 Türkiye'ye verilse bile bu uçaklar PYD, YPG üzerinde uçamayacak. Diyorum ki Savunma Bakanı'na böyle bir şey var mı? Siz eğer yeni F-16 alırsanız PYD, YPG üzerinde uçamayacak mısınız? Amerika bu konuda bir sınırlama mı getiriyor? Burada cevap vermiyor. Bakın bugün Türkiye'nin geldiği bu nokta son derece tehlikeli bir noktadır. Önümüzdeki yıllarda bu tablo daha da ağırlaşacak, daha da ciddi bir hale gelecek. Bunun müsebbibi AKP'nin çapsız, beceriksiz, ikiyüzlü ve tamamen ideolojik yaklaşımıdır. Atatürk senin önüne bir vizyon koymuş. Sen bir İsviçre'nin dış politikasını uygulayamazsın. Amerika'nın, İngiltere'nin, Fransa'nın dış politikasını uygulayamazsın. Bir kere bizim tarihi arka planımız farklı. Bizim coğrafyamız farklı. Bizim insan yapımız, insan dokumuz farklı. Atatürk demiş ki sınır komşularına kavga etme. Yurtta barış, dünyada barış. Senin yerin Avrupa'dır, medeni dünyadır. Niye değiştiriyorsun 100 yıllık bu kimliği, bu konsepti, bu davranış biçimini, bu kökleşmiş dış politik anlayışı niye değiştiriyorsun? Erdoğan kendisine göre böyle bir yaklaşım getirdi. Bunun faturasını şu anda bütün Türkiye ödüyor. Korkarım çocuklarımız daha az ödeyecek, daha çok ödeyecek ilerleyen yıllarda. Yeni bir görüntü geldi. Belki onun için susmam gerekecek. Buyurunuz. Evet, nereden çıktı o görüntü bilmiyorum ama hepimiz bir gördük. Zannediyorum yanlış resim seçildi. Şimdi birazdan bağlantılar yapacağız yine. O bağlantılarda sevinçleri ekrana getireceğiz. Arkadaşlarımız hazırlayacak reklam sonrasında ama Onur şimdi aslında bu normalleşme dediği süreçten Sayın Erdoğan her an vazgeçebilir de, öyle değil mi? Mesela diyor ki yine sorulan bir soru üzerine biz samimi olarak siyasette bir yumuşama sağlayalım. Milletimizin ses bu konudaki beklentilerini karşılayalım istedik. Kendilerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne birlikte gitme teklifimizi bir kere yaptık diyor. Bizim bu teklifimiz sonrası kendi uçaklarıyla gideceklerini açıkladılar. Biz bu noktada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile gideriz diyor. Ersin Tatar Bey bir gün önce gelinse de geceyi burada geçirseler ve sabah saat 9 gibi törenleri yapsak diye bir teklifle geldi. Biz de uygundur dedik diyor. Şimdi yani normalleşme mesajını veren kendisiydi. Siz 1,5 sene sonra mesela bir erken seçim bekler misiniz? Tabii ekonomik kriz giderek derinleşiyor. Ankara'da konuşulanlarla sahada yaşananlar birbirinden çok ayrı, çok farklı ve saha gerçekten derin bir ekonomik kriz yaşıyor. Evet. Şu anda insanlar kısmen seçim yorgunu, seçimi veya erken seçimi yüksek perdeden dillendirmese de önümüzdeki aylarda bu herhalde konuşuluyor olacak ve toplum bunu konuşmaya başladığında siyaset kurumu buna kayıtsız kalamaz. Başta ana muhalefet partisi ve bizler olmak üzere bu talep yükselirse erken seçim konusunda iktidara baskı yapmak herhalde siyaseten doğru ve anlamlı olacak. Ama biliyorsunuz çoğunluk şu anda iktidar partisinde ya da Cumhur İttifakı'nda. Bu nasıl olacak? Bunu o gün gösterecek. O günün şartları gösterecek. Bununla beraber Erdoğan'ın yeniden adaylığı söz konusu olacak. Bunu da ayrıca masaya yatırmak lazım. Zaten bir defa Anayasa 101'i ihlal ederek Erdoğan aday oldu biliyorsunuz. Fakat buna rağmen işte seçildi ve Yüksek Seçim Kurulu buna itiraz etmedi. Önümüzdeki günler çok önemli siyasi hareketliliklere gebe. Erdoğan şu anda tüm umudunu Londra tefecilerine bağlamış durumda. O sebeple Mehmet Şimşek'in her dediğine evet diyor. Kendisine bugün siyaseten olumsuz bir neticesi olsa da Mehmet Şimşek'in her attığı adıma onay veriyor. Çünkü bir umudu var Erdoğan'ın. Ekonomi battı. Yıllardır sürdürmüş olduğu rant ekonomisi
talan ekonomisi, beton ekonomisi ve yalan ekonomisi çöktü. Ülke şu anda bir borç batağı içerisinde, üretmeden tüketen, tamamen ithalata bağlı ve rant düzeni kurulmuştu Türkiye'de. Bunun şu anda faturasını hep beraber ödüyoruz. Çare ne? Çare kere üreticiler, daha doğrusu daha net bir ifadeyle Londra tefecileri, oradan gelecek ve nihayetinde yüksek faizle para kazanacak tefecilere bel bağladı Erdoğan. İşte bunun için az önce de konuştuğunuz şekliyle yumuşama tırnak içerisinde siyasetine bel bağladı Erdoğan. Biraz yumuşayalım dedi. Bundan birkaç beklentisi var Erdoğan'ın. Birincisi gelecek olan bu para. Eğer bu para gelirse ve hazine, dolar ve bir süre daha bu parayla ekonomiyi çevireceğine inanırsa bu kez erken seçim lafını Erdoğan da etmeye başlayabilir. Yani bir süre muhalefet konuşsun, ben işimi toparlayayım, ondan sonra ben bunu istiyorum da diyebilir. Benim tanıdığım Erdoğan bunu yapar. İkincisi muhalefetin sert ve keskin muhalefet yapmasını engelliyor Erdoğan. Bunu yapmasını engellemeye çalışıyor. Aman diyor çok sesini çıkartmasınlar, yüksek perdeden bir eleştiri yapmasınlar ki ben bir nefes alayım, şu şartları bir toparlayayım diye bakıyor. Bir taraftan da CHP'nin içerisine oynuyor. Yani içerisindeki kimi liderlik yapısındaki karakterler üzerinden siyaset yapıyor. Eski genel başkanını hedef alıyor. Mevcut genel başkanını kısmen muhafaza ediyor, kısmen eleştiriyor. Ekrem Bey'i radarına koyuyor, Ankara'yı yok farz ediyor. Kendince bir denklem kurmuş Erdoğan. Bunun üzerinden siyaset yürütüyor. Ama nihayetinde Erdoğan'ın istediği muhalefet çok yüksek perdeden beni eleştirmesin. Eğer Londra tefecileri de para gönderirse ben buradan sıyrılırım diye bakıyor. Peki Özgür Özel niye uçağa binmedi? Bana göre doğru yaptı. Sayın Musavat Dervişoğlu, genel başkanımız da aynı şekilde önümüzdeki günlerde gidecek. 50. yılda 20 Temmuz'da olacak Kıbrıs'ta. Önemli bir gün, çok kıymetli bir gün. Ama bizim de ekibimiz ve genel başkanımız ayrı bir konsepte orada olacak.